Arkadaşlar merhaba. Herkese merhabalar. Otobilgi'ye hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Mercedes'in toplama videoları devam ediyor arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyoruz. Güzel de bir ilgi var. Yani takip ediyorsunuz, beğeniyorsunuz, izliyorsunuz. Biz de elimizden geldiğince aracı güzelleştirmeye gayret ediyoruz. Bugün şimdi elimiz ayağımız biraz pis. Bayağı pis. Malzeme aldık. Oradan geldik arkadaşlar. Birkaç eksikleri vardı arabanın. Döşemeleriyle vesaireyle alakalı malzemeleri aldık. Oradan geldik. Onları ilerleyen videolarda göreceksiniz. Ama bugün araca ne yapacağız? Şöyle az çekil birader, gösterelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar farları ve panjuru değişecek. Şimdi arkadaşlar bu araçlarda bir şu an bizim aracımızın üzerinde olan tip far tipi bulunuyor. Gördüğünüz gibi kare formunda. Sisler de tam kare değil, tam dikdörtgen formunda da değil. Böyle bir durumu var. Bir de bizim şöyle bir durumumuz vardı arkadaşlar bu araçla alakalı. Onu özellikle söylemek istiyorum. Bizim sağ ve sol farlarımız birbiriyle aynı değil. Yani şu an bu aracın sağ farı, yani şu an bizim solumuzda kalan far, orijinal fabrikanın takmış olduğu far değil arkadaşlar. Daha sonradan takılmış. Sol farı orijinal farı. Tabii aydınlatmasında vesaire de fark oluyordu. Biz daha önceki döşeme temizliği çalışmamızda bu farı da biraz temizlemiştik ama yine hem aydınlatmasının daha düzgün olması hem görüntüsünün daha böyle kozmetiğin güzel olması için yeni farlarını aldık. Bu farların montajını yapacağız arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyeyim. Kapılarla alakalı bir çalışma yapacağımızı söylemiştik. Hemen kapıları göstermek istiyorum arkadaşlar ben size. Kapı kilitleriyle alakalı. Malumunuz kapı kilitleriyle alakalı bir oturmama durumu vardı. Kapı karşılıkları eskidikleri için kapılarımız kapanmıyordu arkadaşlar. Hemen göstereyim. Şöyle bir malzeme taktık onların altına. Hatay'dan aldık galiba biz bu malzemeleri. Şu malzemeyi takınca arkadaşlar buraya bu sorun çözülmüş oldu. Tabii bunları söküyorsunuz tamamen. Takıyorsunuz. Ben onu da sizlere gösteririm. Bir kayıt almıştık arkadaşlar. Şöyle kapının kapanmasını sizlere göstereyim. Şu şekilde bakın arkadaşlar. Kapımız kapandı. Şu kapıda da göstereyim. Bu kapıya da aynı şekilde taktık. Şöyle taktığınızda bu kapılar çok yavaş böyle itmeyle de oturabilir. Bizde biraz sert itmek alışkanlık olmuş. Şimdi bu malzemeleri takmak için arkadaşlar oradan söküyorsunuz o parçayı. İçerisinde bunun o normalde o işe yarayan parça eskimiş tabii kırılmış bir şekilde oluyor genelde. O parçayı çıkartıyorsunuz. O plastik malzemede bir iki yeri tıraşlamanız gerekiyor. Oraları maket bıçağı vesaire yardımıyla tıraşlıyorsunuz. Sonra malzemeyi yerine oturduktan sonra o plastiği takıyorsunuz. Daha sonra kapıya montajını yapıyorsunuz. Şunu söyleyeyim maliyet olarak. Normalde biz bir kilitçiye gittik. Bu kapıların ayarlarının yapılması için. Bize bu kapı karşılıklarının tamamının değişmesi gerektiği söylendi. O da en az 200-250 lira gibi bir maliyeti çıkıyor arkadaşlar. Biz sadece parça başına 15 liradan 3 kapıyı yaptık. 45 lira gibi bir ücrete arkadaşlar bu kapıların sorununu çözmüş olduk. Hatta bir tane de fazladan aldık yedek olarak. Bu şekilde 60 lira vererek, tabii işçiliği kendimiz yaparak bu kapılardaki sorunu çözmüş olduk. Gelelim asıl meselemize arkadaşlar. Ne yapacağız? Farlarımızı sökeceğiz. Panjurumuzu sökeceğiz. Panjurumuzun peteği değişecek ki peteğin halini görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bayağı kötü durumda. Ve bununla birlikte ne yapacağız? Yeni farlarımızı takacağız ve far soketlerimizi takacağız arkadaşlar. Bizim farlarımızın soketleri yoktu. Onu da gösterelim. Biz bugünkü alışverişimizde arkadaşlar far soketleri aldık. O soketleri bağlayacağız. Direkt olarak soketleri takacağız. Şu an içeriği açtığımızda zaten direkt göreceksiniz. Hatta birader açtıysa kaputu ben size şöyle göstermeye çalışayım arkadaşlar. Bu arada Mercedes'in kaputları bu şekilde kaldırırsınız. Durur arkadaşlar. Herhangi bir tutma işlemine falan gerek yok. Yani bu zamanda bu hidroliklerle yapılan şeyi Mercedes zamanında yaylarla yapmış. Şunlar arkadaşlar. İki tanesi ön için, bir tanesi arka için. Aldık bunları. Bizim olmayan yerlerini de size gösterelim. Nasıl bir durumda olduğunu görün diye söylüyorum. Şöyle bakacak olursanız orada kablolar ayrı ayrı hem de işte bir şekilde bantlanmış şey olmuş vaziyetteler. Bu sorunu gidereceğiz. Hem daha sonradan sıkıntı yapma durumunda engellemiş olacağız. Soketleri takacağız diyorum. Çok da fazla lafı uzatmayayım arkadaşlar. Hemen işlemlere başlıyoruz. Panjur ve farlar sökülüyor. Sonra yerine yenileri takılıyor. We'll be right back.
Arkadaşlar farları söktük, hızlı bir şekilde söktük. Size biraz daha hızlı gösterdik ama zaten hızlı yaptık. Biz bu arabanın farlarını sabah akşam sökmeye hazır olduğumuz için onda sıkıntı yok. Şimdi burada aslında farları geri, diğer farları hızlı bir şekilde takabiliriz. Ama soketleri ayarlamamız gerektiği için biraz onlarla uğraşacağız. Daha sonra diğer farları takacağız. Sonrasında panjuru ayarlayıp panjuru da takacağız. Evet arkadaşlar, soketler şöyle giriyor. Yarın öbürsü gün bir sorun olduğunda hem su alması hem toz alması konusundan hem de bir işlem yapacağınızda kolayca çıkarabiliyorsunuz. Biz aslında bu parçaları çok aradık, bulamadık da birkaç yerde de çok paralar yazmışlardı. Gidip aldık, ucuza da geldi. Şöyle bir vida göstereyim arkadaşlar. Bu orijinal parçası bu aracın, bu farları için. Biz buralara işte az önce parçalar falan uyduruyoruz. Hangi civata daha iyi uyar diye, ama bunu orijinal olarak adam yapmış. Bakın buradan çıkmıyor bu civata. Bunun direkt tamamı böyle kendisi bir parça. Ucunda girecek kısım var. Bu diğer kısım bir yere zarar vermiyor. Şimdi farları montajladık arkadaşlar. Ufak tefek yapılacak şeyler var. Hava hafif hafif kararıyor. Videoyu sonlandıracağız. Zaten son bitmiş halinde göreceksiniz arkadaşlar. Onu da özellikle söyleyeyim. Şimdi ne yaptık? Farlarımızı söktük, önceki farları. Yeni farları taktık. Takarken yerlerine daha düzgün civatalarla oturtturmaya çalıştık. Daha sağlıklı olsun diye. Panjurumuzun iç peteği söküldü. Bu peteğin üzerinde gördüğünüz gibi şu Mercedes'i Mercedes yapan mı diyeyim. Bu nikelaj forumdaki bu parçalar var arkadaşlar. Bu parçaları çıkma olarak bulmak gerçekten zor. Biz böyle takım denk geldi. Uygun da fiyata denk geldi. Aldık. Fiyatlarını söyleyip yavaş yavaş kapatalım istiyorum ben. Bu videolukta bu kadar diyeceğiz bizden. Nedir? Ne fiyata aldık şimdi buradaki aldığımız parçaları? Farlar Ayfar 0. Bunların sıfırları yaklaşık 6.000-7.000 TL galiba. Normalde helle olanlar o şekilde 7.000 TL civarı. Bunların değil aslında. Bizim çıkarmış olduğumuz bu vakumlu dediğimiz farın orijinal sıfırları 7.000 lira falan. Mercedes'in şu an bizzat arabasına taktığı, Hella'nın ürettiği farlar. Ülkemizde var çıkmaları, 1.000 lira diyen var, 2.000 lira diyen var falan filan.
Bu farlar da helli olarak var. Onların da çıkmalarına yine 1000 lira 2000 lira para isteniyor. Ama biz bunları ay far, yerli üretim bunlar arkadaşlar. Ne kadar verdik dedin? 600 TL verdik. Panjura da... Panjura deme. Panjurun kendisi çok pahalı. Sadece çıtasına. Peteklere ve bu nikelajlara arkadaşlar 150 TL, 150 TL verdik. Soketlere de 30'ar liradan 60 TL verdik. Şu an bugünkü bilanço bu. Gün geçtikçe devam ediyor tabii. Edecek ufak tefek bir şeyler alıyoruz. Aldıkça da bir şeyler ödemeye devam edeceğiz ama baya baya da halloldu gibi. Toplanıyor. Sanki yani biraz artık bir şeyler olacak öyle gibi. Fazla para verilerek alınacak parça pek kalmadı gibi. Yine ufak tefek ayarlar var. Dediğim gibi bugünlük de bizden bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.